STV ekranlarından, Eskişehir'in nabzından hepinize mutlu akşamlar, mutlu seyirler değerli izleyenler. Tam kapanma süreci başladı. Tam kapanma sürecinin ilk canlı yayınında STV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Eskişehir'in nabzı diyoruz ama bugün Eskişehir'i de içine alan, Türkiye'nin aslında nabzını tutan başlıkları burada değerli meclis üyemiz ve gazetecilerle tartışacağız. Farklı bakış açıları varsa onlarla yansıtmaya çalışacağız. Sevgili Nuray Akçasoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Çok haftalar şükür. Çabuk geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Daha dün sanki bir önceki programdaymış gibi. Gerçekten. Pandemi böyle bir alışkanlık yarattı. Günlerin galiba hesabını biraz rutine döndük gibi sanki, değil mi? Kesinlikle. Ki sevgili Kerem Akyıl, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Yine aynı şeyi diyeceğim. Yani aslında hemen her gün bir aradayız ama geçen haftadan sanki daha dün programı yaptık, ayrıldık da bugün yeniden benzeri başlıklarla ekran karşısında gibi hissediyorum ben. Evet, yani bir çay molası vermişiz de ikinci şeye girmişiz gibi. Ben de aynı fikirdeyim. Sevgili Ali Baş, aynı düşünceleri paylaşıyoruz herhalde. Bir de konular da aşağı yukarı hep birbiriyle paralel. Şimdi Türkiye'nin gündemi değişiyor. Türkiye'nin gündemi baktığımız zaman hep aynı. Her hafta bu virüsle ilgili bir karar alınıyor. Biz de o kararları yorumluyoruz. Doğru mudur, yanlış mıdır? Gerekecek. Ve bu hafta da yine bir yeni kararlar geldi. Onu yorumlayacağız. Tartışılacak tabii pek çok başlık var. Tam kapanma başlı başına bir tartışma konusu. Yine diğer yasak ve kısıtlamalarda olduğu gibi bu sürecin içinde de yorumlarımızla sorgulayacağımız hususlar olacak. Bunun yanı sıra bir alkol yasağı tartışmaları var ki bu başlı başına ucu farklı noktalara giden bir tartışma aynı zamanda. Bir aşı sorunsalımız var. Sadece Çin aşısı değil, bildiğiniz gibi Alman aşısıyla da ilgili. Artık bakanın da itiraf etmek durumunda kaldığı bir sıkıntı var. Bu ve diğer başlıkları program akışında sizlerle paylaşacağız. Önce tam kapanma sürecinden başlayalım. Malumunuz saat 19 itibariyle bu süreç başladı. Adına tam kapanma diyoruz ama ben bunun tam kapanmadan ziyade bir kısıtlamaya teşebbüs olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir muafiyet listesi var ki diğer yasak ve kısıtlamalarda bile ayrıntısıyla yer verilmemiş pek çok kesim. Bunun içinde çalışanlar da var, bazı işletme sahipleri de var, kamuyla ilgili işler de var. Bu süreç içerisinde alışverişine, dışarıdaki yolculuklarına devam edebilecek. Bunun yanı sıra tabii kapanma sürecinin içinde örneğin semt pazarlarının kapalı olup zincir marketlerin açık olması. Bunun yanı sıra ayrıntısıyla birazdan başlık başlık değineceğimiz, dağıtmamak için kısa tutuyorum. Pek çok konu var. Önce şundan başlayalım. Tam kapanma. Bu aslında 4 hafta olarak zikredilir ama biz bunu da birazcık ucundan keserek 17 gün, 18 gün süresince uygulayacağız. Mutlaka işe yarayacaktır ama çözüm olacak mıdır? Yani arzu edilen nokta, varılmak istenen yer neresidir rakamsal anlamda? Hani günde 5000 vakaya mı düşmemiz gerekiyor? 500 vakaya mı düşmemiz gerekiyor derin bir nefes almamız için? Bu işe yarayacak mı sevgili Nuray Akçasoy? Evet. Şimdi öncelikle şuna bir bakmak lazım. Yani keşke bu kapanmayı biz Ramazan ayının başlangıcında, girişinde yapsaydık. Şu an bitiyor olurdu. Şu anda biz sonuna geliyor olurduk ve insanlar Ramazan ayının da coşkusuyla beraber evlerinde o kapanmanın da gerektireceği şeyleri biraz daha gönül rahatlığıyla belki yerine getirebileceklerdi. Ama şimdi içine bayramı da alan bir şey kapsıyor. Şimdi bu aslında tam kapanma değil bana göre. Kapanmanın böyle bir tık üstü gibi bir şey. Ne olduğunu da tam belki zaman içinde göreceğiz. Çünkü hani şu iki gündür kapanmanın olacağını açıkladığından beri Sayın Cumhurbaşkanı, ülkede genel olarak bir kapanmamazlık var. Bir hareketlilik var. İnsanlar kasaplarda bile kuyruk oluşturmuş vaziyette. Şehirler arası inanılmaz bir trafik var. Bir de şunu çok duyuyorum vatandaşlarımızdan. Keşke cuma günü olabilseydi bu. Şu hemen perşembe değil de hani cumaya kadar esnaf en azından biraz daha önünü de görür. Bir gün daha yapacaklarını yapabilirdi anlamında da. Bu eleştiriyi de çok duydum insanlardan. Ama ben sizin de dediğiniz gibi bu tam bir kapanma değil. Şimdi tam kapanma dediğiniz zaman bir kere her şeyden önce tam kapanmada tam sosyal desteklerle birlikte bir kapanma yaratılması lazım. Bir açıklama yapılır iken 17 günlük bir süreden bahsediyoruz. Bu 17 günlük sürede
içine bayramı da kapsayacak süre içerisinde insanlara nasıl bir sosyal yardım paketiyle birlikte böyle bir şey öngörüldüğünü de açıklama gerekliliği vardı bence. Şimdi bizde bunu sanki daha önce de söyledim, istim hep arkadan geliyor. Önce bir şey söylüyoruz, sonra onu yaşıyoruz olumlu veya olumsuzlarıyla beraber. Sonra yolda giderken bu olumsuzlukları bertaraf etmeye çalışarak düzeltmeye çalışıyoruz. Halbuki iki gündür insanların yaşadığı bu endişeleri ve bu heyecanı, hatta gerçekten evde 17 gün boyunca nasıl kapanılabileceğini de bir psikolojik olarak da baskısını hisseden insanlar, hiç olmazsa hükümetin verebileceği sosyal yardım destek paketleriyle bir nebze evindeki aşını kaynatabilecek durumda gelmesi nedeniyle de biraz daha rahat olacaktı. Ama şimdi endişeler de var. Yani tam kapanmam mı sorusunu, ben hani arkadaşlarıma da bu konuda fırsat vereyim, onlar da sonra tartışmaya devam ederiz. Bence bu tam bir kapanma değil. Tam kapanma dediğiniz şey, yanına hem gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi bir sürü serbestliği olan insanlar zincirini getirmez. Bankalar açık, adliye açık, PTT açık. Şimdi gidemediğiniz yer niye açık? Gidebiliyorsak açık o zaman demek ki gibi bir takım soru işaretlerini akla getiriyor. Büyük marketler hafta sonu sadece kapalı, pazar günü. Biz stratejik deyince bu stratejinin ne olduğunu, adını tam yapamıyoruz. O yüzden tüm üretimde olan işte fabrikalar da açık. Hani sözüm meclisten dışarı örnek olsun diye diyorum, o gruba hedef aldığım için değil. Hani bir balkon perforjesi yapan da stratejik üretim konumuna düşüyor. Savunma sanayinde faaliyet gösteren bir kurum da stratejik olarak açık kalması yer olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla hani bunun, evet belki bir takım diyetler ödenecek ama o diyeti hep esnaf ödüyor. Bazen de sanayi de ödemesi gerekiyor. Evet. Hani bunu da gözetseydik keşke diye bir... Bunun üzerine bir cümle daha söylemek isterim. DİSK bir açıklama yapmış. DİSK'e göre bu 2,5 haftalık tam kapanma süresinde çalışanların yaklaşık %70'i işe gitmeye devam edecek. Evet. Yani bu nasıl bir kapanma, o yüzden bir soru işareti. Kesinlikle. Şimdi şunu da ekleyeyim DİSK demişken. Şehir Hakkı Twitter kullanıcısı da bir araştırma yapmış yine Eskişehir'deki 2020 verilerine göre, sektörlere dağılımına göre. Eskişehir'de Kahir ekseriyeti imalat sektöründe en az 58 bin işçi de tam kapanma döneminde faaliyette olacakmış, çalışacakmış sevgili Kerem. Sadece Eskişehir için. Bu sadece Eskişehir için. Yani şimdi hem senin söylediğin gibi hem de Nuray Akçasoy'un söylediği gibi buna tam kapanma diyemeyiz. Tam olarak bir tam kapanma değil diyelim, ya da öyle söyleyelim. Bu hatta kapanma bile değil. Netice kapanmama bu. Şimdi netice itibariyle bir önceki hafta, yani zaten daha önceden de bazı tedbirler alıyorduk. Hiç tedbir almıyor değildik şimdi hükümetimizde. Bir kornere atmayalım, bir anda taca çıkartmayalım. Bir tedbirler alınıyordu ama şu anda uygulanan tedbirlerle bir hafta önceki arasındaki fark şu. Bir esnaf kapalı olacak. Ayva yiyecek esnaf. İkincisi de içki satışı yasak. Onun dışında ben bir önceki hayatımızdan bir fark göremiyorum. Evet. Ha, bir tek bir fark var. Şehirler arası ulaşımda bir kısıtlama oldu. Bence o hayırlı oldu. Onun dışında da ben yani yeni bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Faydası olur mu? Tabii muhakkak olur. Ancak şunu unutmamak lazım. Bizim bu hastalığı yenebilmemiz için yapmamız gereken tek bir şey var. Aşı. Başka çözümü yok bunun. O aşıyı biz bulamıyoruz. Baştan beri söylüyorum. Paramız yok. Net bir şekilde ortada o. Çinlilerle bir anlaşma yapamadığımız söylendi. Ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, ki her geçen gün güvenini yitirten bir sayın bakan, onu da söyleyeyim. Başlangıçta çok güvenilen bir bakandı. Toplumun bütün kesimleri tarafından. Şimdi toplumun bütün kesimleri tarafından şüpheyle yaklaşılan bir bakan oldu. Sözün bir gücü kalmadı diyor bakan. Gücü kalmadı. Kendine. Evet. Maalesef farklı öyle, ama yani bunu bu duruma getiren de sayın bakanın kendisi yani. Sayın Fahrettin Koca'nın kendisi. Çünkü bir dediği bir dediğini tutmadı. Her neyse, konuyu dağıtmayalım. Netice itibariyle çıktı, dedi ki Çin'le biz anlaşmayı yapamadık dedi, ama niye yapamadığını söyleyemedi. Ben söyleyeyim, utanmıştır büyük ihtimalle, paramız yoktu. Veresiye de vermiyor adamlar, bu kadar basit. Alman aşısının da ikinci dozunun gelmediğini öğrendik ki onu daha sonra tartışacağız. Ki çok büyük bir skandaldır ikinci dozların gelmemesi. Evet. Velhasılı kelam, bu yönetilemeyen, bir kötü yönetilen demiyorum bakın, dikkatinizi çekerim. Yönetilemeyen bir süreçle karşı karşıyayız. Burada biraz dostlar alışverişte görsün diye, biraz bir şeyler yapıyormuşuz diye bir takım tedbirler alıyoruz. Ha, bu aldığımız tedbirler işe yaramaz değil, kesinlikle yarar. Ancak bunun bedeli çok ağır olacak.
Yani esnafın 17 gün boyunca tek kuruş mali destek almadan kapatılması, dostlar alışverişte görsünlerin maliyetinin çok yüksek olması demektir. Ve o maliyeti zavallı esnaf ödeyecek, ödeyemezler. Soner, yani çok net bir şekilde söyleyeyim. Ödeyemezler, çoğu kapanır, çok zor durumda kalırlar yani. Ve bir bankalarda bir ödemeler dengesi denilen bir şey vardır. Para piyasaları çöktü mü zaten bitti, yandık yani. Bu oraya da varabilir yani. Çok tehlikeli bir noktada gidiyoruz. Yani sonuç olarak ne İsa'yı ne Musa'yı memnun eden bir eylem yaptık. Ben baştan tam kapanmayı çok destekledim. Hoşuma da gitti açıkçası. Zor bir karardır. Hükümetin almış olduğu bu kararı destekliyorum, desteklemeliyiz dedim. Nacizane sosyal medya hesaplarımdan da bunları belirttim. Hükümete destek olalım dedim. Fakat sonradan bir öğrendik ki bir takım istisnalar var. O istisnalar padişah fermanı gibi. Vallahi. Böyle hani eski filmlerde olur ya böyle padişah fermanı. Oku oku bitmiyor. Bir oku oku bitmiyor. Yani onun yerine istisnaları değil de kimlerin uyacağını yazsalardı herhalde çok daha kolay olurdu. Kesinlikle. Mürekkep harcamamış olurlardı. Orada işimiz çok kolay. Orada işimiz ya bu yani faydası olur mu? Tabii olur ama attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez. Esnafın çok ağır bir ekonomik yük altında olacağını görüyorum. Müneccim olmaya gerek yok bunu yapmak için. Ve karşılık olarak da bu krizi biz çözemeyeceğiz. Çünkü bu krizi çözmenin yolu aşı yapmaktır. Evet. Aşı olmadan biz bir de üstüne sırf bir şeyler yapıyormuşuz gibi gözükmek için esnafı ateşe atıyoruz. Çok yanlış yapıyor. Yani yanlış bir şey, çok yanlış yapıyoruz. Evet. Maalesef. Sevgili Ali Baş, şimdi kimler evde? Mesela 65 yaş üstü evde, benim annem evde mesela, çıkamayacak. Bu çocuklar evde, gençler çocuklar evde. 20 yaş altı gençler evde. İş bulamayan, bu süreç içerisinde iş edinememiş olan, yani ekonomisi zaten çok kötü durumda olan insanlar evde. Mekanları hizmet kapalı sektörü. Olan esnaf, hizmet sektörü evde. Onun dışında kimse evde değil. Evet. Süreç bunu gösteriyor. Ama o evde olanlar da canları istedikleri zaman dışarı çıkabilecekler. Göreceksin bütün sokaklar dolu olacak. Kesinlikle. Zaten o apayrı yani. Onda çünkü birazdan açık olan marketler sayesinde. Evet. Şimdi ben bakıyorum. Bir kere bu toplum sınıfları arasında bir eşitsizlik ve adaletsizlik var. Sabah gelirken radyoyu dinliyorum. Tesadüfen Bodrum Belediye Başkanı'nın açıklamalarını dedim. Feryat figan ediyor. Yandık bittik diyor. Nasıl etmesin? Bodrum'un nüfusu 600 bine dayanmış şu anda. Yani düşünün 100 binlik ilçe. Nüfusunun 6 katı insanlar. Yol boyları kuyruk. 17 kişi. 17 gün. Orada ne yapacaklar? Tatil yapacaklar. Yani evet. İşin özü bu. Şimdi biz toplumun bir kısmını 17 gün tatile yolluyoruz. Tabii diğer ilçelerimiz de var. Antalya'nın ilçeleri. Tabii. İşte Muğla'nın, Marmaris Değir, Çeşmedeğir, yani tüm tatil şu an alıyoruz biz. Peki bakıyorsunuz organ sanayi bölgesinde fabrikalar çalışıyor. İşçiler çalışıyor. Ama onlara diyoruz ki işe git, eve gel. Kapat. İşe git, eve gel. Başka bir şey yapıyoruz. Bir kere bu bir dengesizlik. Bu bence en azından bu madem insanları göndermemek lazım. Gönderilmeseydi. Şimdi Bodrum'da yer yok. Belediye başkanı isyan ediyor. Hem altyapısı kaldırmayacak ilçenin. Hem de dediğim gibi insanlar baktığı zaman ister istemez şöyle bir durum oldu. Ya arkadaş bu virüs sadece fakire geliyor, zengine gelmiyor diye bir düşünceye kapılabilir. Tabii bu şunu konuşuyoruz dedi. İşte tam kapanma mı, kısmi kapanma mı? Bu tam kapanma değil. Zaten tam kapanmanın nasıl olduğunu da kimse bilmiyor. Yani dünyada örneği de yok. Yani şöyle bir şey, ya evet biz ülkeyi kapatalım tamamen, hiçbir şey yapmayalım. 14 gün, 15 gün, 20 gün evlerde duralım, virüs geçsin. Geçmez. İlla bir yerden bir şekilde gelir. Onun için tam kapanma zaten bir çözüm değil. Ki bizim ülkenin şartları da zaten tam kapanmaya müsait değil şu anda. Bizim çünkü ekonomimizin, üretimimizin devam etmesi gerekiyor. Burada şimdi biraz önce Kerem'in de söylediği gibi ben bu iş biraz ne yapmış? Yasaklar ya da kısıtlamalar biraz daha genişletildi. Şimdi mesela en çok konuşulan konu bu içki olayı. Yasak mı değil mi içki konusu? Şimdi ben bakıyorum TESK Başkanı bedevi falan döken çağrı yaptı herkese. Bize böyle bir genelge gelmedi diyor. Yazılı bir şey yok. Arkadaş ben niye satmayacağım diyor. Yani neye göre yasak diyor. Öyle ya, bir yasa çıkartırsın, bir kanun çıkartırsın, bir genelge gönderirsin. Ama adam diyor ki ben niye satmayacağım diyor. Şimdi bunu bu yani bakkaldan, tekel bayisinden
İnsan istediği zaman şimdi tekel bayisi vermeyecek mi? Tekel bayisi açık olamayacak ki. Olamayacak, evet, olamayacak durumda. Ama mesela tamam, zincir marketler var. Evet. Şimdi bu nasıl olacak? Şimdi bakkallar da satılabilir belki. İşte bu şey, bu denklem çözülemedi daha, evet, başından beri. Şimdi ama iki günlük olunca çok insanlar üstüne düşmüyordu. Bu yasak yani, yok diyor. Şimdi gitmişler tek tek bazı tekel bayilerine bunu imzalatmak istemişler. Oradan çağrı yaptılar, sakın imzalamayın diyorlar. Evet. Çünkü diyor ki bize bir genelge gelmesi lazım. Evet. Resmi olarak bir yasa çıkması lazım ya da bir genelgeyle arkadaş bu yasaktır denmesi lazım. Ama sözlü şifaya olmaz diyorlar. Böyle bir yasa çıkaramazlar çünkü da, anayasaya aykırı olur. Bu da bir belirsizlik. Belirsizlik. Ya genelge gönderebilirler. Yani nedir? Ha bu tabii bu içki de şunu söyleyelim, bu insanlarımız da bunu bilsin. Bağışıklığımızı zayıf düşürüyor. Sağlığa zararlı. Ama bırak bunu da insanlar kendi karar versin. Bu burada. Tamam doğru. Ama biz kimse onun gibi baktığımız zaman insan bağışıklığını zayıf düşürecek marketlere satılan bir sürü yiyecekler var. Ya GDO'ya onay veren bir sistemim var. Yani evet, onlar da var. Sigara içe alabiliyor muyuz? Evet. Alıyoruz. Hı-hı. Alabiliyoruz. Herhalde ondan daha böyle zararlı bir şey olamaz yani. Evet. Ya böyle bir durum var. Şimdi bir de şimdi aşı olayını söyleyeceğim. Aşı sıkıntısı, biz şimdi gazeteci olduğumuz için bizim aşı önceliğimiz geldi. Ben ilk doz aşıyı Çin aşısı vurmuş, Sinovac. Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde vurulduk. Fakat daha sonra ben ikinci, işte Mayıs'ın 3'ünde ikincisini olmam gerekiyor. Fakat randevuyu alamadım. Tıp Fakültesi'nden olmak istedim. Yok. Yine mahalledeki, yani yakın yerdeki özel hastaneler ve sağlık ocağına baktım. Orada da yok. En son bir özel hastaneden randevuyu aldım. Şimdi anladığım kadarıyla bu Sinovac'lar da bu ikinci dozlar vurulduktan sonra bitecek. Bundan sonra bizim şimdi ne yapacağımız belli değil. İşte Alman aşısı BioNTech'te bir sıkıntı çıktı. Kaldı. 6-8 hafta sonra deniyor. Şimdi Türkiye'ye gelecek aşı Rus aşısı. Sputnik diyorlar. O gelecek. Bence dünyada da 60 ülkede kullanılan bir aşıymış. Bence de iyi bir aşı. Ama biz de bunu biraz hızlandırmamız lazım. Devletin bunu biraz hızlı yapması lazım ama görünen o ki, ben Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamalarından da bunu edindim. Biraz biz 2 ay aşı sıkıntısı çekeceğiz. Gibi gözüküyor. Gözüküyor. Ha, 2 ayın sonunda biraz aşı bollaşır gibi geliyor. Bu süreçte tabii Sayın Gaye Uslar da söyledi. Herkes bulduğu aşıyı yaptırsın. Yani aramayın yani. O mudur bu mudur tercihine fazla bakmayın diye düşünüyorum. Evet, şimdi aşı demişken ve gazeteciler demişken ben de naçizane beni de içine alan bir süreç olduğu için şu serzenişte bulunayım. Şimdi ben 25 yıldır medyadayım. Kerem sen de bildiğim kadarıyla bir o kadardır. Daha az içerisinde ama bu işin içindeyiz, evet. Şimdi gazetecilere bir öncelik verildi ama sistem diyor ki sadece basın kartı olan gazeteciler diyor bundan yararlanabilir diyor. Yani ben basın kartına bugüne kadar başvurmadım. Böyle bir ihtiyaç hissetmedim. Ama benim sigortam da basın iş kolundan yatıyor. Yıllardır bu meslekle iştigal ediyorum. Bununla ilgili her kanıt var ortada. Bana aşı çıkmadı. Sevgili Kerem'e de aşı çıkmadı. Evet. Yani sistem bize diyor ki sen gazeteci değilsin. Kriterler ama yanlış. Ama sistem gazetecilik faaliyeti yürütmeyen, sadece bunu bir zamanında sigortasından ötürü başvurmuş ve aktif olmayan birçok insanı da gazeteci olarak değerlendirilip aşı imkanı veriyor. Sahada olan, sahada mücadele eden bir ve bu tiyatrocu bile başvurmamış birçok insan maalesef bir tiyatrocu bile gitti gazeteci diye şey oldu biliyorsun aşı önce. Bir ahkam kesti gazeteci. Ahkam kesti, evet, şey bulaşık reklamlarına çıkan bir arkadaşımız. Maalesef. Ama bu arada sahada çalışan pek çok muhabir arkadaşımız, emekçi arkadaşımız bundan faydalanamıyorlar. Burada 212 sayılı basın kanunundan çalışıyorsan, sigortan öyle yatıyorsa gazeteci kabul edilmesi i̇şte lazım. İşte bu yeterlidir. Ben şimdiye kadar hiç başvurmadım. Şimdi gittik başvurduk artık hani aşı olalım diye. Ya artık ne sonuç çıkacak bilmiyorum ama basın sigortası olanların aşı hayır, önceliğinden faydalanması gerekirdi. Biraz sıkıntı, evet, olduğunu da, evet, sevgili, tamam, izleyenlerimiz bilmiş olsunlar. Yalnız bir çözüme ulaşıyor gibi gözüküyor sana yavaş yavaş. Çok umutkar değilim. Hani çok umutkar değilim o anlamda. Haklısın şimdi. Umut deyince Türkiye'de haklısın sen de. Sözümü geri alıyorum. Doğru. Şimdi konu başka bir noktaya gitmeden bir de şu alkol konusuna da bir daha altını çizerek değinelim.
temel hak ve özgürlükler herkesin kendi tercihidir. Evet, alkol zararlıdır, sigara zararlıdır. İçilmese çok çok iyi olur ama bu kişinin kendi takdiridir, kendi inisiyatifinde olan bir şeydir. Meselenin burada özellikle Ramazan ayında Türkiye gündeminde tartışılıyor olması, bu kadar sorun, bu kadar sıkıntı varken bundan ötürü milletin kutuplaşıp birbiriyle bir de bu konuda kavga haline düşüşü gerçekten çok çok üzücü bir durum. Yönetenler ve aldıkları kararın da ne kadar basiretsiz olduğunu bir kez daha bana göre bize gösteriyor. Şimdi ben evet alkol kullanıyordum ama uzun zamandır kullanmıyordum. Şimdi bu süreç yüzünden acaba diye pek çok insan gibi ben de düşünür hale geldim ister istemez. Çünkü şu kaygıyı getirdiler insanlara. Bakın insanlar ben içeceğim demiyor illa. Belki aklında içmeyle alkol almakla ilgili bir şey yok. İstek yok. Evet. Hatta şunu da belirteyim. Alkol demişken Türkiye'de içki yerine alkol diyoruz. Evet. Yani aslında bir kimyasalı, evet, tükettiğimizi dile getiriyoruz. Bu bir içkidir. Bu bir içkidir. Yani bunu bile o kadar toplum baskısı altında kalmış ki insanlar alkol olarak ifade ediyor. Aynen. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz bu içki yasağı tartışmasından. Bugün bu hakkı ideolojik bir düşünceyle karar aldığını düşünüyoruz hükümetin, AK Parti hükümetinin. Dolayısıyla bugün buna da tepki gösterilmezse, buna da ses çıkarılmazsa yarın acaba rejime dair başka sancılar, geçmişte daha yoğun olan o düşünceler hayata geçirilir mi? Çünkü şöyle geriye dönüp bakıyoruz, trenlerdeki işte bu içki yasağıyla başladı, devletli kurumlarının işte devletli işleridir, üniversitelerdir, kamudaki lokallerdir, buralardan çekildi gitti. Hatta Cumhuriyet resepsiyonlarında bile eskiden tek tip işte beyaz şarap, kırmızı şarap o tür seçenekler bunları olurdu. Bile ortadan kaldıran bir sistem var. İnsanlar da bunun mücadelesini veriyor. Ama birileri de çıkıyor diyor ki Ramazan ayında bir de utanmadan alkol mü içeceğiz diye bağırıyorsunuz. Bir de körü körüne bunu savunarak çatışma yaratanlar var. Aynen öyle. Fecaat bir durum bana kesinlikle göre. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi o kadar garip bir durum ki. Şimdi neresinden bakarsanız garip. 1000 kişilik cenazeler yapıyoruz. 1000'in üzerinde kişilik kongreler düzenliyoruz. Sonra kalkıp bizim milli bayram törenlerimizi yan yana gelmeyiniz Covid var diye yasaklıyoruz. İşte bu içki yasağı da aynı bunlar kadar absürt bir durumdur. Son derece saçma, son derece gereksiz, toplumu geren, toplumu daha da ayrıştırmaya yönlendiren bence düşünce tarzı bu. Bunu özellikle bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü ben iki gündür insanları izliyorum. O kadar sorunumuz var. Daha bu kapanmanın altından nasıl kalkacağımıza dair herhangi bir fikir yürütemeden biz bir içki tartışmasının içinde bulduk kendimiz. Ya biz aslında kuşa bak mı acaba yapıyoruz? O kuşa bakmaya mı çalıştırılıyoruz? Biz kuşa bakarken başka burada tartışmamız gereken şeyler mi yapılmıyor? Çünkü toplumun en hassas yerlerinden kaşıyoruz. Şu anda bu içki yasağı dediğiniz şey toplumu zaten ayrışmış bölümlerinde son derece şu anda kullanılan birbirlerine bu konuda insanların tepki gösterdiği bir mecra zaten orası. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yumuşak karınlarından biri. Bu dediğiniz şeyler bu 10 yıl içerisinde peyderpey peyderpey yaşandı ve yapıldı. Ve insanlar bunun bir bölümüne gerçekten ciddi tepki gösterdiler ama bunlar iki adım ileri bir adım geri, iki adım ileri bir adım geri derken zaten bütün bu ilerlemeleri kaydetmişlerdi. Bu dediğiniz zihniyet olabilir mi? Olabilir. Ben bundan zaman içerisinde fayda sağlayayım. Benim kendi dini bakış açım, kendi yaratmak istediğim topluma göre böyle bir bakış açımla birlikte bu içki yasağını da bir şekilde dayatayım ve bunu yapayım. Ama bunu yapamazsınız. Yapamazsınız. Temel hak ve özgürlükler kapsamında yapamazsınız. Anayasayla teminat altına almış aynen olan öyle. Bir husus. Bunun için şu anda ben bugün buraya gelirken anayasa profesörlerinin açıklamalarına baktım. Kanun yapmanız gerekiyor diye kendini paralıyorlar dünden beri. Bunu yapamazsınız. Yasalara aykırı. Buradan bir yere varamazsınız. Hatta seslenenler var. Bu konuda dediğiniz tekel bayilerine gidiniz, açınız. Ve bu yasa karşısında siz haklısınız, bunu kimse engelleyemez diye tepki gösteriyorlar. Şimdi mecbur muyuz toplumu böyle bölmeye? Bunu yapıcılar bunu bilmiyor mu? Gayet güzel biliyorlar. Ama ben
yine başında da söylediğim gibi öyle absürt şeyler yaşıyoruz ki bunun içinde bir de bu içki yasağını tartışıyoruz. Şu anda yeri ve zamanı olmayan bir saçma sapan tartışma. Ama endişelerimiz var. Endişemiz ne? Acaba beyin arkasında işte bu başka temel şey hak ve özgürlüklerin zaman içerisinde daha da kısıtlanarak gideceği midir? Acaba bu gelen gelecek olan bazı şeylerin ayak izleri midir? Bunlar böyle baskıcı, ben yaptım oldum bir fermanı gönderdim. Bunu kabul edeceksiniz. Yasa tanımam, hukuk tanımam mıdır? Bu nedir? İşte bizi bu konularda böyle zorlayarak, toplumu da zorlayarak ve gererek konuşmamız gereken daha önemli şeylerden maalesef konuşmamızı engelliyorlar. Evet. Ben onu görüyorum çünkü dünden beri bu böyle. Gündemimizi... İçki konusu bu ama ben yine de anayasa profesörlerine güveniyorum. Hak ve özgürlükler açısından bunun kısıtlanması mümkün değildir. O zaman şimdi şöyle de bir şey var. Efendim büyük marketlerde içki satışı yapmayalım. Çünkü biz tekel bayilerinin de içki satışını istemiyoruz, yaptırtmayacağız. Büyük marketlerde yapmasın. Neden? Çünkü haksız rekabette olacak. Peki kardeşim, o zaman büyük marketler tencere, tava, giysi, her türlü elektronik cihaz, bisiklet, ne ararsın? Her şey satıyorlar. O zaman haksız rekabet olmuyor mu? Şimdi bizim zavallı esnafımıza yazık değil mi o zaman? Sen pazarını kapatıyorsun, sebze meyveyi de. Sebze meyveyi de yine bize o zincir markette inanın o kadar yüksek fiyatları almak durumunda bırakıyorsunuz halkı. Şimdi bu reva mıdır yani bu insanlara? Kaldı zaten ki. Ekonomik kriz içinde olan insanlarımız bizim marketlere esir durumda olacak. Semt pazarına gidemeyecek. Halbuki açık alan, açık hava. Belki bunları biraz daha aralıklı, mesafeli koyarak, belediyelerimiz de bunu denetleyerek yapılabilir bir şeydi. Bir sokağa çıkamayan çiftçimiz mi olacak yani? Asıl şu anda sokağa çıkması gereken insanlar çiftçiler. Evet. Ekim dikim zamanı şu anda. Şimdi buna üretici, ihtiyaç var. Yalnız onların özel bir şeyleri var. Var ama inanın şu anda bizim ilçe tarım müdürlüklerimizde kuyruklar vardı. İnsanlar evet. Yetişemedi. Alamadı iki evet. Günde. Çünkü bugün de kapandı saat 4'ten itibaren. Evet. Şimdi iki günlük şey bu kısıtlamalar için yeterli değil. O çiftçi traktörüyle birlikte bir yerden bir yere gidecek veya mazotunu alacak veya başka şeylerini yapacak. Bu da öngörülmemiş. Biz yine mahkum oluyoruz ve biz plansız, programsız, aynı bu aşı işi gibi. Ben endişelerinize katılıyorum. Ben de ikinci aşım henüz olmadım. Bana sıra geldi, birinci aşım oldum. Mayıs'ın ortasından sonra ikinci aşım olacağım. İnşallah, inşallah. 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 Bu da bir durumda. Bence plansızlık, sistemsizlik. Çünkü siz birinci aşısına olan insan sayısını biliyor musunuz? Son derece basit. Basarsınız bilgisayarınıza, döker size değil mi? Bütün Türkiye'yi döker. Bir gün içerisinde 24 saatte siz Türkiye'de ne kadar aşı ihtiyacı aşıyı unutmayalım olduğunu şimdi. Bilirsiniz. Bir sonraki konu çünkü başlı başına bir aşıya da gireceğiz. Tamam, orada bir virgül koymuş olalım. Şu alkolle ilgili kısmı noktalayalım. Sevgili Kerem Akyıl. Tamam. Madem... Süleyman Soylu diyor ki İçişleri Bakanı. Soruldu bu soru kendisine. Evet. Biz diyor dünyadaki diyor diğer ülkelerin de uygulamalarına da baktık bunları diyor. İşte seyahat etmek de bir temel haktır diyor, özgürlüktür diyor. Bunu da aldık insanların elinden sağlık için diyor. Bir de İngiltere, Fransa örneklerini veriyor. Diyor ki 22 ile 06 arasında diyor içki satışı yasak oralarda diyor ama kıyamet kopmuyor diyor. Bizde de yasak, bizde de kopmadı. Bizde de yasak. Neden? Hani, bir de açık alanlarda 22'ye kadar olan yasak. Kısım. Avrupa'da evet, öyle şimdi, açık alanlarda kullanımı yasak. Evet, ya hayır, bazı ülkelerde kapalı da yasak olabilir. Zaten bizde de yasaktı. Şimdi bu vermiş olduğu örnek 17 gün boyunca içki satılmamasının örneği değil. Değil. Sayın Süleyman Soylu herhalde son zamanlarda biraz çok yorulmuş. Vermiş olduğu örnekte o yüzden çok isabetsiz olmuş. Ben ciddiye almıyorum Sayın Süleyman Soylu'nun bu sözlerine. Şimdi burada hükümeti aslında başka bir pencereden bakmak lazım. Biraz başka farklı büyük resme bakmak lazım yani. Hükümet çok ciddi bir utanç yaşadı bu Ermeni soykırımı ile ilgili. Ve ona bir cevap verememek ya da Meral Akşener'in dediği gibi minnoş bir cevap vermek. Biraz canlarını sıktı. Dolayısıyla... Bu gündemi değiştirme ihtiyacı hasıl olmuş olabilir. Bir kavga çıkartma ihtiyacı da hasıl olmuş olabilir. Şimdi doğal olarak siz içki satışını yasaklarsanız muhalefet de bu konuda der ki arkadaş vatandaşların içki alma hürriyeti vardır. Bu bir temel haktır der. İşte bu da Ramazan'da olduğu zaman vay işte bak bunlar camileri ahıra çevirmişlerdi zaten diyerek bir kavga çıkartılabilir miyiz diye bir maraz ihtiyacı hissedildi anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi açık konuşmak gerekirse bu toplumsal
kavgalar, marazlar çıkartmadaki maharetimizi yarısını ekonomiyi düzeltmeye harcamış olsaydık bu zekamızı, biz zaten bu sorunların hiçbirisini konuşmuyor olurduk. Fakat arkadaşların kafası pek ekonomiye çalışmıyor anlaşıldığı kadarıyla. O sıkıntıları da böyle kavgalar çıkartarak konfle etmeye çalışıyorlar, dikkati dağıtmaya çalışıyorlar. Ben içki yasağını bu şekilde değerlendiriyorum. Ama muhalefet bu tuzağa düşmedi. Bir şekilde muhalefetin tabii ki vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkması lazım. Çıktılar ama büyük perdeden bir kavga yaratmadılar. Meral Akşener'le bugün Temel Karamollaoğlu'nun bir toplantısı vardı. Temel Karamollaoğlu da dini hassasiyetleri olan bir gelenekten geliyor. O da vatandaşın böyle bir içki alma hürriyetinin olduğunu ama bu yasağın kabul edilmemesi, yani yanlış bir yasak olduğunu söyleyip üzerinde çok durmadılar. Açık konuşmak gerekirse muhalefetin sağduyulu tutumu, CHP'nin de öyle, bu kavgayı çıkartmadı. Pek amaçlarına ulaşamadılar ama olan da vatandaş oldu, içki içen vatandaşa. 17 gün boyunca alamayacaklar. Bence çok saçma sapan bir kanun. Evet, içkinin bağışıklık sistemini azalttığı doğrudur ama o bakkallarda, marketlerde satılan çikolatalar, şekerler de onu azaltır. Hatta daha çok azaltır. Hafta içinde adam alacak evinde içecek. Süreçte, hafta sonu sadece bu kadar basit. Adam alacak evinde içecek. İster içer, ister içmez. Bir de merdiven bu, altına siz aslında teşvik de Türkiye'de yapıyorsunuz böylece. Evet, onunla ilgili bugün ben bir merdiven yazı okudum. Merdiven altı çok tehlikeli. Mehmet Barlas'ın bir yazısını okudum. Yazık, kendisi Sabah gazetesinde artık yeter demiş bir yerde Mehmet Barlas. Demek ki Sabah gazetesindeki arkadaşlar bile artık yeter deme noktasına gelmişler. Mehmet Barlas da demiş ki, meslektaşımız, üstadımız tabii, demiş ki bu yasaklardan dolayı inşallah merdiven altından dolayı ölenlerle karşılaşmayız. İşte, demiş ve artık yeter diye de bir başlık atmış. O artık yeter başlığı bence yazdığı sözlerden daha ehemmiyetli. Her neyse, ben yeter yetmez o konulara girecek değilim ama yanlış bir karardır bu. Bu kararın yanlış olduğunu da içki içmeyen vatandaşlar bile bir köşeye not ettiler. Evet. Çünkü Türkiye'de insanlar bu birbirlerine sen içki içiyorsun diye yan gözle bakmazlar. Kesinlikle. Yani. Bizim toplumumuzda ancak hani içkiyi fazla içip böyle biraz etrafı rahatsız eden olursa ikaz edilir. Onun dışında bir komşuya sen içki içiyorsun diye yan gözle bakmaz. İçki içenler de zaten tepkisini gösterir. Yani evet. Sonuç itibariyle Adalet o ve Kalkınma partili var. Olan yazarı, oy vereni, seçmeni birçok insan da zaten... Ben çok AK Partili tanıyorum. Medyada... Alkol kullanıyor, içki kullanıyorlar, içiyorlar. Onlardan tanıdıklarım çok. Onlar da herhalde mutsuzdurlar. Yani bu yanlış bir karar yani. Kesinlikle. Bu kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Adam gider evinde içer. Bu kadar basit yani. Kimseyi ilgilendirmez. Sevgili Ali Baş, bir de şu boyutu var. Biz hep bu tüketici ve ideoloji boyutunda değerlendiriyoruz ama 17 gün boyunca tekel bayiler de esnaf. Tabii. Bu insanlar da sıkıntı yaşıyorlar. Bu insanlar da nafaka çıkartmak zorunda, ödeme yapmak zorunda. Çünkü bankalar da açık. Bir de işin bu boyutu var. Yani tabii. Şimdi sen bu insanları kapatırsan bunlarla ilgili bir ekonomik kayıp ortaya çıkacak. Kesinlikle. Depoladı malını. Bu ne olacak? Bunu nasıl altından kalkacaklar? Bir de bu yanı var. Şimdi bizim ülkemizde alkol en çok ne zaman satılır? Yılbaşından bir iki gün önce satılır. Ben iddia ediyorum, Türkiye Müslüman bir ülke ve bu Ramazan ayında alkol tüketimi rekor kırdı. Tarihinin en büyük bence de. Evet. Çünkü insanlar ne yaptı? Gidin, bütün raflar boşaldı. Bir de nedir? Ya arkadaş, gerçekten bu aklına gelmiyordur 17 gün içinde alkol kullanmayı ama lazım olur falan diye gitti, o da aldı. Bakın, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben sanırım bu uzun süre unutulmayacak, Ramazan ayında alkol tüketiminde rekor kırması Türkiye'nin. Başka zaman kimsenin aklına gelmezdi bu diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir karar alacağına devletin şunu yapabilirdi. Yani bu alkolün zararları, işte bağışıklığa zararlı, karantina süresince sağlığa zararlı konusunda yayınlar yapabilir, kamu spotları yapabilir, vatandaşları uyarabilirdi, telkin ederdi. Bence iddia ediyorum bu daha etkili olurdu. Şimdi ne oldu? Baktık bugün, bütün ben birkaç market gezdim. Hepsinde bu içki reyonlarında adeta insanlar almış, ne olur diye stoklamış. Hiç gerek yoktu. O stoklayanlar bir de yarın öbür gün içmeyeceklerse nasıl olsa evde var diye içecekler. Evet tabii canım. Hayır, bu, ya, bunun, bu da bir mantık. Sebebi bu. Yani kişinin normalde aklına gelmiyordu, şimdi aklına geldi. Evet. Ben bunu tanıyorum. Bu var. Bir de şimdi bu her yeri kapatıyoruz. Zararı ihtiyaçlar insanlar alacak. Ama yani öyle bir şey düşünüyorum ki
Yani her şey bizim için ihtiyaç. Her şey ihtiyaç. Onun için bazı yerlerde mesela bu küçük esnafın da bir can suyu olması bakımından belli mahallelerde çok rahat organize edilebilirdi. Örnek vereyim işte Şirintepe. Şirintepe'de arkadaş kaç tane küçük esnaf var, bakkal var? Tespit edersiniz. Yani zincir marketin açık olması şart değil. Burada bir sıraya koyarsınız bunu. Arkadaş işte haftanın şu günleri sen, bu günleri ben. Öteki açsın. Gayet de kolay yapılırdı, bu işler yürüyebilirdi. İşte muhtarlar var, belediyeler var. Çok rahat organize olabilirdi. Ya da şey yapılamaz mıydı? Bir gün zincir marketler açık olsun, diğerleri kapalı olsun. Diğer gün zincir marketler, yani, hepsi diğerleri açık olsun. Yani bu da yapılabilir. Tabii sadece hafta sonu şey olabilirdi. Küçük esnaf hafta sonu açabilirdi. Burada şimdi o var. Bakıyoruz şimdi bizim en basit olay. Ya arkadaş adı üstünde bayram tıraşı denen bir gelenek var bizde. Kültür oluşmuş. Şimdi bayram tıraşı yok. Yine herkes, ben de gittim erkenden. Ben de işte bugün. Şimdi böyle bir şey var. Ya hiç olmazsa ne bileyim bunlar biraz serbest bırakılabilirdi. Sizin zaten için üzüldüm. Ya böyle bir şey de var. Yani bazı dediğim gibi bu tutarsızlıkları kaldırmak gerekir. Bunun gibi çok çeşitli örnekler verilebilir diye düşünüyorum. Evet. Çok doğru söylediniz. Kuaförler odası o konuda isyanda. Evet. Hem kadın kuaförleri hem erkek kuaförler. Hakikaten hani bayram her zaman için insanların daha bir kendine çek düzen vermeye çalıştığı bir dönem bayrama yakın oluşuyor. Şimdi bayrama uzun süre kala bir anda kapanmaları, yaptıkları yatırımları içeride, kendileri için yaptıkları yatırımlar da ellerinde kaldı. Ya şimdi kadın kuaförleri zaten bu dönemde sormayın. Ya gelin başından kazanır ya bayramdaki... Onlar zaten yok. Şimdi o da yok. Bu da geldi ama Bağkur devam. Kesinlikle. Kiraları devam. Dahil, her şey dahil şey devam. Söyleyeyim. Yarın yazdım da şimdiden bu konuyla ilgili olduğu için aktarayım. Şimdi bu Varşova Paktı Doğu Bloku çöktüğü zaman işte o birçok ülkeler orada serbest kalıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Polonya. Polonya'da seçimlere giriyor. İşte 100 parti falan var. Fakat o arada bu içkiye aşırı zam yapılıyor ardı ardına. Ya birisi arkadaş grubu kendi arasında toplanırken ya arkadaş diyor biz diyor bira sevenler partisi kuralım diyor. Bira sevenler partisi kuruluyor Polonya'da. Seçimlere giriliyor. %3 oy alıyor. 16 sandalye çıkartıyor. Milletvekili kazanıyor. Şaka diye olan bir şey. Yani Türkiye'de de böyle bir şey olursa kimse şaşırmasın. Yani biri mutlaka akıl eder bir gün. Yani çünkü burada büyük bir reyting var. Yani büyük ama bizde bira sevenler partisi kurulursa onun bir de yedeği kurulur. Birbirlerine girerler sanırım. Türkiye'de ikiye bölünür evet. Şey rakı diyor, sevenler falan olur birbirlerine girerler. Ama tabii bu bira Polonya'nın milli içkisi. Milli içkisi tabii. Ve propagandası işte diyorlar ki kardeşim böyle partim olur diyor. Biz diyor işte Amerikan viskisine karşı kurduk diyor. İdeolojik bir anlam da katıyor. Öyle de bir şey de katıyorlar yani. Ama %3, onlar birayı çok içmişler. İdeolojik şeyleri de katarlar o zaman. %3,5 oy alıyorlar yalnız. Evet. Şimdi tabii bazen dağlanacak halimize gülüyoruz. Yani evet. Öyle bir ilginç aynen gündem var. Az önce virgül koyduğumuz konudan devam edelim. Şimdi aşıyla ilgili süreç başladığından bu yana başta Sağlık Bakanı olmak üzere Türkiye'de aslında bazı konularda iyi dediğimiz sağlık sistemini bile sorgulatır hale geldi. Özellikle ilk başta biz Türkiye hani 4 aşı var acaba hangisini tercih edecek tartışması yaparken şimdi üçüncüsünü de deneyecek pozisyonda buluyoruz kendimizi. Ama bakın uygulayacak demiyorum. Deneyecek bir noktadayız. Çin aşısıyla başladık. İşte Türkiye'deki tüm aşı yapabilecek sağlık birimleri hepsi teyakkuza geçirildi. Zannettik ki biz böyle bir ay içerisinde hepimiz aşılanacağız. İşte bu antikor oluştuktan sonra çok rahat bir şekilde yaza merhaba diyeceğiz. Ama bir türlü ilerleyemedi Çin aşısı. Verilen sözler 7 defa 8 defa ertelendi. Her birinde bir takım bahanelerin arkasına saklanıldı. Öğretmenlere söz verildi, yapılamadı. Yine önceliği olan başka gruplar tam anlamıyla bu aşıdan istifade edemediler. Birinci aşıyı vurulanlar zaman zaman ikinci aşıdaki randevularda bu aşıyı göremediler. Sonra bir de hadi Alman takviyesi yapalım dendi. Vatandaş da hatta Alman takviyesi yapıldıktan sonra özellikle kamuoyunda sık sık televizyonlara çıkan pek çok isim daha önce belki yan etkisi var dediği Alman aşısıyla ilgili olumlu propaganda yapmaya başladı. Dolayısıyla vatandaş daha bu daha etkiliymiş diye onu tercih etti. Ama Sağlık Bakanı çıktı dedi ki şimdilik
İkinci fazı. Hakları saklı kalmak koşuluyla erteliyoruz. Şimdi vatandaş özellikle ilk aşıyı vurunan ama ikincisinin ne zaman olacağını bilmeyenin bir endişesi var. Aşıya, herhangi bir aşıya ulaşmak isteyen vatandaşın buna ulaşabilir miyim diye bir endişesi var. Bir de şimdi şunu anlıyoruz. Evet, biz artık herhalde maskede olduğu gibi parayla, kendi paramızla bu aşıyı edinebileceğiz gibi bir hissiyatta. Yani tam bir çorba oldu, kargaşa oldu. Yine amaç hasıl oldu bence. Çünkü devamlı bir kafa karışıklığı içindeyiz. Bakın, bu kadar insan aylardır şöyle mi olacak, böyle mi olacak, acaba bunu mu demek istediler, bu buradan buraya mı varacak diye devamlı uygulanan tedbirler, alınan kararlar konusunda hep bir tartışma içindeyiz. Çünkü hiçbir şey net değil. Net olmadığı gibi şeffaf değil. Açık değil. Böyle bir bilim kurulu denen bu kurulun ne yaptığını kimse şu ana kadar öğrenemedi, bilemedi, ne tavsiye etti, etti mi? Yoksa hepsi istifa mı etti, gitti, bizim haberimiz mi yok? Kendileri mi söylemiyor? Ne yapar bilim kurulu? Ve bu bilim kurulundan da bir Allah'ın kulu, Sayın Sağlık Bakanı ve ekibine acaba bütün bunları söylemiyor? Söylemiyorsa niye orada duruyor? Bilim kurulunun üstünde de bir kurul var ama. O yüzden bilirim kurulu zaman, var bir de. Yani Soner Bey, hakikaten böyle bir duruma düşüyoruz. Bu trajikomik bir durum. Şimdi bunu yapabilen ülkeler var mı? Var. Üç gündür gıptayla izliyor muyuz televizyonlarda? Maalesef. Açılan ülkeleri. Değil mi? Finlandiya'sı 50 bin kişilik konserler yaptı. Amerika dün gece itibariyle, dün onlar için gündüz, bize geceydi. Ne yaptı? İspanya'da parklarda konserde deneme yaptılar. Aynen. 5000 kişi. İspanya biliyorsunuz kırıldı, biz onlara acıdık. Aynen. Bundan 9 ay önce. Şimdi onlar bize acıyorlar. Nasıl yapabiliyorlar? Demek ki bu bir sistem, bu bir tedbirler silsilesi. Bu şeffaflık, açıklık, vatandaşına doğruyu söyleme ve vatandaşından bu konuda sırasını bekleyip gerçekten güven aşılama. Ama kitap şimdi bile yazdık biz de o konuda, çok ama başarılı olduk diye. Başarılıyız biz yani. Bizi herkes aşının kıskanıyor. Kitabı, evet. Bizi herkes kıskanıyor ama biz onların seviyesine gelemiyoruz. Bu nasıl bir terse kıskançlıktır? Hı. Biz şimdi Avrupa'nın veya Amerika'nın o hızlı aşılamasını yapamadık. Onlar neredeyse nüfuslarının yarısını aşıladılar. Şimdi bunu yapabildiklerine göre demek ki paraları vardı. Şimdi ben önce buna bakarım. Bir paranız olacak ki, çünkü bu aşı parasız alınmıyor. Biz bunu artık bir yıldır biliyoruz. Herkes de biliyor. Bilim kurulu da biliyor. Peki bizim kaynaklarımız nerede? Biz niye paramızı öncelikli olarak vatandaşımızın sağlığı için bu kaynağa aktarmadık? Çünkü para yok. Çünkü kasa tam takır kuru bakır. Merkez Bankası sıfırlamış her şeyi. Peki siz bir belediyecisiniz. Ben bir gazeteci olarak size sorayım bir bakış açısı. Acaba biz vatandaşlar parasını versek, 12 dolar, 15 dolar kaç paraysa, siz belediye bu olarak bunu Çin'den, Almanya'dan alıp buraya getirebilir misiniz? Nasıl? Belediyeler getirsin. Hükümetin neyin yapamadığını belediye yapsın, biz parasını verelim. Şimdi 12 dolarsa ben parasını vereyim, gitsinler. Sen, ben parasını vereceğim. Belediye benim adıma alacak. Benim adıma alacak. 12 dolarsa 13 dolara belki satacak. O da olabilir. Razıyım yani. Ama hiç olmazsa parasıyla alalım. Sağlık şimdi ve saklama kuralları pek izin vermez ona. Ama şöyle bir şey var. Doğru söylüyor Soner. Ama yani hükümetin de yapamadığı ortada yani bunun şimdi. Bunun saklama koşullarıyla ilgili hepimizin bildiği, işte eksi bilmem kaçta saklanması gereken bir grup var. Normal saklanması gereken, soğuk zincirde olması gerekenler var. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Doğru bir şey söyleyemeyeceğim size. Çünkü bilgim olmadığı için onurumu bilemem. Ama benim bugün okuduklarımın arasında şöyle bir şey vardı. Sağlık Bakanlığı bunu özel sektöre devredebilir. Ha, parasını diye veren aşı olacak. Yani. Evet. Anladım. Yani bizim paramız yok. Sen onu istersen oradan 15 dolara al. Gel bu vatandaşı 17,5 dolara sat. Böyle bir ekonomikte buradan bir gelir elde edilmesi sağlanabilir. Bunu da kim bilir hangi firmalar alır. Tabii tabii, o da hangi güzel olur. Hangi yandaşlar bundan daha da zengin olur. Yandaş, biz aşı aşı diye kıvranırız. Hı. Ve aşı aşı diye kıvranan insanlar cebindeki son kuruşlarını da bu aşıya verir. Ben sanki bunu hissettim bugün. Ben komşuma veririm yani, kendi cebimden İnşallah çıkartıp. İnşallah aşı para paylaşmaktır ya da askıda aşı diye bir öyle süreçle bir şey karşılaşmayız çıkmaz yani. Bugün gördüğüm özel sektöre bunun devredilmesi diye bir şey ki bizde mutlaka öyle hani duman böyle bir yerden yangın var. Ben bunu sizden duydum. Mutlaka ben bugün. Yok, ben de o yüzden dedim az önce hani paraya dönecek gibi, ben de bir yerde okudum. Evet, böyle bir hissiyata da kapıldım. O zaman çünkü para yok. Para olmayınca yapabileceğiniz ne var? Bu parası olan birileri yatırır bunu. Alır gelir. Çünkü ben şuna inanıyorum. Dünyada aşı var.
olmadığına aşı var, inanmıyor. Tabii, canım. Tabii ki var. Yani bizde işte aşı kıtlığı var da patır patır aşı yok da aynı. Bitirdiler, nasıl bittiler bu sorunları. Tabii. İşte insanlar şu anda parklarda artık maskesiz gezebiliyor mu? Birçok ülkede. Ülkeler yarın nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı mı yapabildi. Biz daha önceliklerimizi yapamadık. Öğretmenlerimizi tamamlayamadık. Biz daha gerçekten vatandaşla, halkla birebir irtibatta olan insanlarımızı aşılayamadık. Daha polislerimizin aşısı bitmedi. Evet, çok yazık sizin polislere. Sizin bile şurada, evet, yani bir gazeteci olarak sokağa çıkıyorsunuz, bir arada olmak zorundasınız, kalabalıktasınız, sizlerin de tamamlanamadı. Şimdi ülkemizde öncelikliler tamamlanamadı. Sadece şuna seviniyorum, sağlık sektöründe, sağlığın içinde olan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın aşılanmış olmasına seviniyorum. Ama onun dışındaki gruplarda bir karmaşa var. Bir 65 yaş dedik, 85 yaş dedik, 90 yaş dedik, biliyorsunuz. Onların Allah'tan ikincileri tamamlandı diye biliyorum. Ama belirli bir yaştan sonrasının ikincisinde, hatta birincisinde şu anda sıkıntı var. İşte bu sistemsizlik, parasızlık, hazinemizin tam takır kuru bakır olması, paralarımızın nerede olduğunu bilmediğimiz ve ekonomimizin çöktüğü bir sistemin içerisinde biz hala içki satışı mı yapılacak? Yok efendim, ne zaman bu kısıtlama olacak? Kısıtlamada kimler sokaklarda kalacak? Derdini tartışıyoruz. Biz insanlarımızın can güvenliğini önceliklemeliyiz. Biz şu anda geçmediğimiz yolların, geçmediğimiz köprülerin parasını ödeyeceğiz. Şurada hiç geçmeyeceğiz belki bu kısıtlamalardan dolayı. Ama onları tıkır 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 ödeyeceğiz. Madem tam kapanma var, mücbir sebeptir, ödemeyelim efendim. Evet, ödemeyelim. Bizi İngiliz mahkemelerine versinler. Yıllarca da o mahkemelerde karşılıklı birbirimizin iddialarını çürütelim. Ama o paraları bir ay, iki ay ödemesek biz o aşıları alabiliriz. Ben de bunu iddia ediyorum. Bu aşılara bu vatandaşın ihtiyacı var. Ülkemizin sağlığı açısından bunun yapılması gerekliliği var. Sevgili Kerem, şimdi az önce de konusu geçti. Ben de teyit edeyim dedim. Türkiye'deki bazı aşı şirketleri, ilaç firmaları, aşı şirketleri diyorum pardon, yabancı aşı firmalarıyla doğrudan bağlantıya geçmişler. Ve hem Sağlık Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanı nezdinde de görüşmeler yapılmış. Ücreti karşılığında uygulamak için izin çıkılmasını bekliyormuş. Ve sadece Sputnik değil, aynı zamanda Amerikan aşısıyla da ilgili bir şey varmış, görüşme süreci varmış. mRNA teknolojisinde getirmek için Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin girişimleri varmış. Yani T24'ün haberi. Yani bu şu böyle net bir şekilde şey ortadaki hükümet, ben bunu beceremedim, bakın başınızın çaresine demiş yani. Başka hiçbir anlamı yok bunun yani. Hiçbir anlamı yok yani. Evet, ben hatta bir yazı yazmıştım. Sayın hükümet herhalde nane limon kaynatın, beni de karıştırmayın diyecek diyordum. Şakasına yazmıştım bunu. Gerçek oldu. Nane limon kaynatacağız. Parası olan da gidecek aşısını yaptıracak. Yapamadı, beceremedi hükümet. Ama biz de kendi aramızda yardımlaşacağız artık. Yani fakir de var bu ülkede. Hiç kimse zengin diye diğerinden daha farklı Amerika değil. Amerika Moderna aşısıymış bu arada. Modern. Evet, hayırlısı olsun. Öğreneceğiz onları da. Yani hiç kimse parası yok diye ölmek durumunda değil yani. Ben her zaman söylüyorum, biz bize yeteriz. Biz bize yeteceğiz. Gölge etmeyecekler herhalde. O anlaşıldı. Başka ihsan istemiyoruz onlardan. Kendi yağımızda kavrulacağız. Yani 15 dolar, 20 dolar. Ben çıkartır veririm bu parayı. Benim için, yani sağlığım için veririm bu parayı. İhtiyacı olanlara da bu parayı vereceğiz. Başka yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Sevgili Ali Baş. Ben tabii şimdi bazı rakamlara vermek istiyorum. Ben bu sizin tablo tabii korkutucu ama ben durumun bu kadar da vahim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Biraz haksızlık da etmeyelim. Yani çok öldük bittik, mahvolduk durumda değiliz. Şimdi toplam, şimdiye kadar yapılan toplam aşı rakamı 22 milyon aşı yapılmış. 22 milyon faz mı? Hani birinci doz 13,5 milyon, ikinci doz 8 milyon. Şimdi ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kemalettin Aydın, Profesör Doktor, onun verileri var. Şimdi elimizde ne kadar aşı var? 8 milyona yakın aşı varmış şu anda elimizde. Bu 8 milyona zaten baktığımız zaman ikinci doz olan buna yapacak. Yani biz bu 10 biz burada süreçte 22'de kalacağız. Evet, 22 milyonu aşılamış olacağız. Şimdi Türkiye'nin günde sağlık kapasitesi günde 1 milyon kişiyi aşılayabiliyor. Çok rahat. Hatta fazlası bile olabilir. Biz günde kaç yapıyoruz? Ama bu
İşte aşılar ne zaman gelecek? Evet, aşılar ne zaman gelecek? Benim yine bu hocadan, Kemalettin Aydın'dan, röportajından okudum. Haziran ayına kadar, yani Haziran ayında biraz rahatlayacağız diyor aşı bakımından. Yani bizim bu süreçte, yani Haziran'a kadar insanların biraz bekleyecek alanı kadar. Çin aşısı gelmiş bir grup, tekrar Çin aşısı gelmiş ama diğer aşılardan şu anda bir ses seda yok. Tabii burada şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi biz bu aşılamayı yapmazsak ne olur? Şimdi bu, bakın bu kadar insan ne yapıyor? Bir bedel ödüyor. Bir şeye katlanıyor. Evet. Herkes bir bedel ödüyor. Bir şeye katlanıyor. Evlerde kalıyoruz. Eğer aşılamayı zamanında yapmazsak, toplumsal bağışıklığı kazanmazsak bu ödediğimiz bedeller heba olur. Evet. Başa döneriz. Onun için kapanmanın gerçek anlamda, yani bu kısıtlamanın kıymetli olabilmesi için bu sürede aynı zamanda aşılamanın da yapılanması gerekirdi. Yani ikisi beraber yapılsaydı gerçekten çok kıymetli olurdu ve biz bu süreci daha hasarsız, hızlı bir şekilde atlatırdık. Yani biz bu kazandığımız, var olan her neyse işte bunu kaybetmemek zorundayız. Kaybedersek tablo vahim olur. Şu anda Türkiye genelinde ağır hasta sayısı 3581 kişi. Yatakların doluluk oranında %57, %60'a yaklaştı. Dün 341 kişi daha yaşamını yitirdi. Baktığımız zaman evet bu tablolar yüksek. Çok yüksek. Bu kısıtlamayla beraber umut ediyoruz ki bu tablolar, rakamlar aşağıya insin. Bir de bu şeyle ilgili, aşıyla ilgili biraz önce söylemedim. Tarım belgesi konusu var. Şimdi bu tarım belgesi almak için, çiftçi belgesi almak için bu ziraat odalarında, tarım il müdürlüklerinde kuyruk var. Şimdi bugün beni kuyruktan aradılar bir vatandaşımız. Ali Bey dediler, yani bu iki ilçe arasında bir farklılık var. İşte Tebabaşı Kaymakamlığı çiftçilik belgesi veriyor ya da yönlendiriyor. Ama odun pazarı vermiyor, bizi tarım il müdürlüğüne gönderiyor. Yani bu şehirde de bu tip izinler verilirken ya da nasıl yapılıyorsa bence ortak hareket etmelerinde fayda var. Ortak hareket etmeleri gerekiyor. Ha bir de tabii bunun bu çiftçilik belgesi de nasıl oluyor? Yani herkes çiftçi mi oluyor? Her isteyen alabiliyor mu? Kimler alabiliyor? Mesela hobi bahçesi olan çiftçi belgesi alabiliyor mu? Yani böyle bir durum da var. Şimdi herkes üretim yapmanız lazım. Yasağı dermek. Hobi bahçesinde de oluyor. Evet ama tabii ticari amaçlı da ona da bakmak lazım. Ticari amacı var yani mı arkasında diye. Yani bizde hani bu konuştuğumuz gibi yasağı dermek için bin bir türlü sebepler var. Sebep buluyoruz yani bulunuyor. Yani ben normalde 10 kişilik bir işletmenin 300 kişiye çıktığını gördüm izin kağıtlarında. Yani çünkü kaşe, imza, izin kağıdı. Sonra sokağa bakıyorsun deli gibi. Akşam 7'de yasak başlıyor. Parka bakıyorum iftar yapıyorlar ya. Evet. Yani düşün bir araya gelmişler insanlar. Dolayısıyla hani yasaklara uyma, uygulama, denetim. Çok boşluklar var. Ama gerçekten Ali Bey'in söylediği önemli bir şey. Çünkü çiftçi bunu bekliyor. Şu anda hani deseniz biz Şubat ayında olsak belki bu bize çok tuhaf gelebilir. Ama şu anda hani ekim dikim zamanı, fide zamanı. Çiftçilerin ihtiyacı var. Vatandaşa kolaylık olsun diye odun pazarı ve Tepebaşı'nın çok sıkı bir şekilde çalışması lazım. Hatta ben bekledim. Acaba Vali Bey Cuma'ya da uzatır mı diye. Evet. Belki yarın da çalışsalardı. En azından vatandaş biraz daha sakinlemiş bir ortamda. Biraz daha güvenceyle giderdi. Orada da o kuyruğu Ali Bey eğer bir fotoğraf size gönderdilerse inanılmazdı. İnanılmaz bir kuyruk vardı. O da doğru bir şey değil. Sağlık açısından. Evet maalesef. Şimdi son başlığımız Kerem senden başlayayım. Tamam. Şimdi bir sözde soykırım tartışması. Biz düzenli olarak bu tartışmayı yaşıyoruz. Yani Amerika'yı yönetenler değişiyor, diğer Avrupa ülkelerinde yöneticiler değişiyor. Ne hikmetse ikide bir bu iddialar gündeme geliyor. Kişinin Türkiye'ye olan yakınlığı ya da siyasi düşüncesine göre sözde soykırım var ya da yok gibi böyle bir tavrın içine giriyorlar. Ama aynı dünya, aynı sahtekar, ikiyüzlü dünya. Hemen Karadeniz'de kıyısı olan Kırım'da Rusların halen daha devam ettirdikleri gerçek bir soykırımı görmüyorlar. Şimdi soykırım dediğimde sadece benim aklıma Nazi Almanyası gelmiyor. Orada Kırım var. Azerbaycan'da Hocalı katliamı var. Bosna var. Ve pek çoğunu da gördüm. Yani soykırım hissediliyor buraya gittiğinde. Nasıl hissediliyor? Uygur Türkleri var. İsimler zorla yabancıya çevrilmiş. Mezar taşları üstünden kepçelerle geçilmiş.
tekrar o vatanım diye orada yaşamaya çalışan insanları 1 ile 5 metrekarelik alanların içine hapsetmişler. Tapu vermiyorlar, elektrik bağ vermiyorlar. Yani halen daha işkence yapıyorlar. Buna sessiz kalan dünya bugün tüm Ermenilerin de Rumların da, evet bir dönem belki savaş durumunda çatışmalar olmuştur ama huzurlu yaşadığı, ötelenmediği, ötekileştirilmediği bir Türkiye'de soykırım olduğunu iddia ediyorlar. E tabi haliyle biz de tepki gösteriyoruz. Tabi şimdi vatandaş nazarında. Tabi vatandaş nazarında. Kırım'da bir Rusya'nın yapmış olduklarını aslında dünya biliyor. Ve NATO'nun da bu konuda Rusya'ya karşı bir tutumu var. Biz Türkiye olarak NATO'ya o konuda uymuyoruz. Rusya'yla iyi ilişkiler kurmak babında. Yine aynı şekilde Uygur Türklerine yapılan zulmü de bütün dünya konuşuyor. Hatta geçenlerde Finlandiya Başbakanı çıktı ve dedi ki biz bütün ticari ilişkilerimizi Çin'le kesiyoruz dedi. Ama Türkiye'de de iktidarın küçük ortağı Çin'le çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu için o konuda da pek sesimizi çıkartmıyoruz. Bu gibi sebeplerden dolayı bunları ayrı bir köşeye koyalım. Ermeni soykırımı meselesine gelince dünyada herkes değil tabii de yani bu işi bilenler böyle bir soykırımın olmadığını, karşılıklı vuruşma olduğunu, Ermenilerin evet gerçekten acı çektiğini ama Türklerin, Kürtlerin onların da çok büyük acılar çektiğini, hatta teraziye koyacak olursak Türklerle Kürtlerin daha büyük kayıplar yaşadığını herkes biliyor. Bunu Amerika'yı yönetenler de biliyordur. Ama umurlarında değil. Dolayısıyla biz soykırım yapmadık Amerika bak elimde de belgeler var demek dersek komik duruma düşeriz. Çünkü adamın derdi zaten gerçeği aramak değil. Adamın derdi sana yüklenmek. Konstantinopol diyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. Başkanı Joe Biden çıkmış 1453 yılında İstanbul olan yere Konstantinopol diyor. Bu bir Türk düşmanlığıdır. Nokta. Bitti. Konuşulacak başka bir şey yok yani. Çok sen doğru. İstanbul'a Konstantinopol diyorsan o zaman benim yapmam gereken şey bir kere Sayın Murat Mercan'ı görüşmek üzere Türkiye'ye çağırmak, Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi'ni de Amerika'ya gitmesini temin etmek, sonra o Konstantinopol lafını alıp Washington DC'de nereye koyacaksak oraya koymaktır. Fakat biz bunları yapamıyoruz. Şimdi anlaşılıyor ki şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri hiç tenezzül bile etmedi soykırım yaptınız demeye. Yani niyetleniyorlardı, hep korkup çekiyorlardı. Bunu biraz pazarlık malzemesi olarak da demokrasinin evet. Kılıcı gibi üstümüzde tutmayı da seviyorlardı. Çünkü bunu kabul ettikleri anda Türkiye'nin onların canını yakacağını, Türkiye ile kavga etmenin hiç de öyle kolay bir şey olmadığını çok iyi biliyorlardı. Amerika zaten laftan anlamaz, güçten anlar Amerika. Ha şimdi bu lafı rahat rahat ediyorlar. Gördük ki haklılarmış çünkü biz cevap bile veremedik. Şimdi bugün Hürriyet gazetesinde okudum. Razi Canikligil var meslektaşımız. Anthony Blinken'le konuşmuş. Tony Blinken Dışişleri Bakanı demiş ki Blinken biz kurbanları onurlandırmak için yaptık. Kimseyi suçlamak için değil demiş. Bizi de onurlandırmış böylece sağ olsun Amerika Birleşik Devletleri. Ama bizim vermiş olduğumuz tepki şu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ziyadesiyle üzüldük dedi. Ziyadesiyle üzüldükten daha ağır bir tepki koymayacaksak Amerika'da soykırım der arkadaş. Dedi de zaten. Son olarak Sabah gazetesinde de bir yazı okudum yine. Biden'ın açıklamaları hukuksuz ve mesnetsizdir. Gerekli cevabı verdik demiş hükümetimiz. O herhalde gerekli cevabı verdik dediği ziyadesiyle üzüldük lafıydı. Evet. İncindik yani biz bu konuda. İncindiğimizi ifade ettik. Amerikalılar da herhalde şu anda arkamızdan kahkahalarla gülüyorlardır. Evet, biz de. Güçsüzsen ezerler. Bu hakla hukukla bir ilgisi yok. Güçsüzsen ezerler, güçlüysen saygı duyarlar. Evet, biz de ziyadesiyle tabii bu sözlere üzüldük. Sevgili ziyadesiyle, evet ziyadesiyle üzüldük hakikaten. Yani Kerem Bey'e o kadar iyi katılıyorum ki çok doğru söyledikleri. Şimdi aslında bir tanım olarak soykırım ne demek? O tanımı da ben bir okumak istiyorum. Soykırım kavramı Birleşmiş Milletler'in hukuksal tanımına göre ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da üyelerinin bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle öldürülmesi, bedensel hasar verilmesi, yaşam koşullarının yıkılması, doğumlarının engellenmesi, çocuklarının zorla ellerinden alınması tanımı, soykırım tanımı bu. Şimdi tabii biz aslında yıllar öncesine gidersek bizim bu Ermeni terör örgütleri sebebiyle katledilen
4 kıtada ve en az 50 ülkede çok iyi yetişmiş donanımlı büyükelçilerimiz, müsteşarlarımız, Türkiye'yi temsil eden yetkili görevli insanlarımız ve maalesef aileleriyle birlikte bile katledilen bir sürü yetiştirdiğimiz hariciyecilerimiz vardı. Şimdi bunlar yıllara sair içimizde acı gibi kaldı. Ve bunların öldürüş biçimi, aileleri, çocukları bizim ciğerimizde acıdır. Şimdi biz bütün bunları yaşamış da bir toplumuz. Bizim hatırlayacaksınız, Türk Hava Yolları binalarımız bombalandı. Durduk yerde canım hariciyecilerimiz katledildi. Güzel. Biz bütün bunlara sustuk. Ama burada enteresan bir şey var. Şimdi ta Ronald Reagan zamanından beri 40 yıldır bu terimi Amerika hiç kullanmamış. Biden geliyor ve böyle bir terimi kullanıyor. Ve Biden bunu niye kullanıyor? Çünkü seçimlerde de söz verdi aslında. Bu siyaset. Seçimlerde de Yahudi lobisine, pardon, Ermeni lobisine böyle bir söz verdiği için de bunu uygulaması gerektiğini de hissediyor. Ben bir yanlışınızı düzelteyim. Buyurun. 82 senesinde Ronald Reagan bunu bir kere kullandı. Onu da resmi açıklamada kullanmadı. Yani Amerika hiç kullanmadı soykırım lafı. Yani düşün, doğru söylüyorsunuz. Hani hiç kullanmadığı için ben de böyle ifade etmek istemiştim. Kullanamadı. Hadlerine çünkü. Değil zaten de. Aynen. Şimdi bakın, hadlerine değil. Bunun altını çizelim. Bu haddi nereden buluyorlar? Çünkü bizim şu son 10 yılda uyguladığımız dış politikamız sorunlu. Sorunlu olduğu için bu haddi bulabiliyorlar. Sorunlu olmayan, tutarlı ve gerçek hariciyecilerle biz bu savunmalarımızı yapsak, bu lobiciliğimizi yapsak yine yapamazlardı. Benim iddiam budur. Biz dış politikamızı son derece kötü kullanıyoruz. Biraz önce söylediniz, Sayın Mercan'ı geri çekseydi ve getirseydi Türkiye'ye diye. Kerem Bey, Sayın Mercan daha güven mektubunu sunamamış Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na. Biz kaç aydır bunu burada bilmiyorduk. Bu vesileyle çıkmış oldu. Şimdi zaten sizin güven mektubunuzu, randevusunu vermeyen bir yerde biz niye büyükelçimizi çekmiyoruz? Biz onu çoktan çekmeliydik. Ve dış politikada biz böyle baskılar kurarak belki de dış politikanın gerekliliklerini yapardık. Monşerler monşerler diye bizim eğitimli hariciyecilerimizi aşağıladılar, küçümsediler ve onları görevlerden maalesef men ettiler. Ve oraya bir sürü ülkelere bizim hariciyecilerimiz aslında deneyimli ve donanımlı olmadığı için dış politikamız bizim bu kadar dışarıda ezik duruma kalıyor. İşte egemen bağışlar falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunları tek tek saymayalım. Var olan şu anda Murat Mercan'ı olarak dışarıda tutuyorum bu arada. O Murat elinden geleni yapmaya çalışıyor. Japonya'dan gitti oraya. Tabii. Kendisini tenzih ederim. Şahsına söylemiyorum. Yok, Tokyo'da benim burada da demek istediğim ülke olarak eğer bizim bir hariciyecimize, orada bulunacak bir elçimize siz 6 aydır, 7 aydır bir randevu verip güven mektubunu sundurmuyorsanız zaten geri çekiniz onu. Bu oradaki insanlara hemen derhal o randevuyu verdirme gereği hissettirecektir. Ama biz bazı şeylerin peşine gitmiyoruz. Çünkü tecrübesizlik var dış politikada. Kötü yönetim var. Aynı içerideki gibi. Bizim burada hatta daha 15-20 gün önce atanan hariciyecilerimizi görmüştük. Liyakatsızlıkları gördük ve buna hepimiz birden üzüldük. Şimdi bir liste yayınlanıyor, atanıyorlar bir kararname ile. Ama onların geçmişinde deneyimleri ne? Hangi ülkelerde çalışmışlar? Kaç dil bilirler? Dil bilmeyen hariciyecilerimiz var bizim. Şimdi bir tane yabancı dil bilmiyor. Kurumsal diplomasisi çok zayıf bir. Şimdi böyle hariciye, böyle dış politika olmaz. Öyle olmaz tabii ki. Bizim dış politikalarımızda yıllardır bunları yapan gerçekten büyükelçilerimiz, bunların mücadelesini veren, bu sözleri, soykırımı söylettirmeyen insanlarımız vardı. O lobileri yaparlardı orada. İsrail, sadece ben kendi Yahudi soykırımımı tanırım, bu ülke, bu dünyada başka soykırım yoktur deyip yıllardır bizim yanımızda destek vermiştir. Biz onları da kaybettik. Çünkü bu lobiciliği yönetemedik. Biz Amerika'da ne yapıyormuşuz? Efendim lobimizi gütsün diye parayla ajans tutuyormuşuz. Onlar tuzak.
tokatlayıp gidiyorlar senin paranı. Yani böyle dış politika olmaz. İsrail bizim yanımızdaydı, onları da küstürdük. Çok büyük hata ettik orada. Neden küstürdük? Bunların da sebepleri var. Şöyle dört yapabilmek için. Ya, o sebepleri... İşte o Hamaslar, neyse, bu şunlar, bunlar. Evet, bu Filistin'le işte bir takım farklı yaklaşımlar. Şimdi bunlar dış politikacıların söylemleri olması gerekir. Biz sadece burada dilimizin döndüğünce bilebildiğimiz kadar söylüyoruz ama her şey de ortada. Soner Bey, yani ben böyle bir dış politikanın bizim ülkemize yakışmadığını düşünüyorum. Bu soykırım sözünü kesinlikle reddediyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ve bu hükümetten daha şiddetli bir tepki bekliyorum. Evet, bu konuda hemfikiriz. Sevgili Ali Baş, hem evet, bu konunun hem de yavaş yavaş programın finaline doğru geldik. Burada tabii kişisel olarak sorarsanız tepki yeterli gösterildi mi? Gösterilmedi. Ama ben bunu sadece AK Parti olarak değerlendirmiyorum. Şurada bir hata yapmıyorum. Yani AK Parti iktidara gelmeden önce de birçok ülke bu konuyu, soykırımı hem meclislerinde kabul ettiler, hem gündeme getirdiler. Sözlü olarak da söylediler. 30 yani ülkeymiş. Bu, evet. Yani 30 daha ülke önce AK Parti zamanında oldu yalnız. Bir tek Fransa denedi. AK Parti'den önce bir tek Fransa yaptı. Evet. Başka ülkelerde de var. Var. Konuşuldu. Hatta şimdi, Almanya bile tabii varmış. Burada amaç şu mu? Yani gerçekten... Hani bunu diyoruz ya, 1915 olayları. Ben sadece şuradan bir örnek vermek istiyorum. Mesela şimdi bizim Sivrisar'da bir Ermeni kilisesi var. Yani devlet bir soykırım yapacaksa, bu kilisenin yapılış tarihi 1881. Devlet bir soykırım yapacaksa, işte 1915 olayları diyoruz. Yani 30 yıl önce niye kilise yapsın? Ki Sivrisar'daki sadece değil. Birçok Osmanlı her yere yapmış bu azınlık perçimli kiliseleri. Yani niye bu kilise yapsın bunlara? Değil mi? Madem soykırım yapacak. En basit örneği buradan verebiliriz. Şimdi tabii bu Amerika'da işte buraya ilk bizim bilmediğimiz konu böyle yüzyılın 1800'lerde, 1810'lar, 20'lerde misyonerler geliyor. Türkiye'ye, Anadolu'ya, Osmanlı döneminde. Bunlar dolaşıyor. Burada işte hani Amerikan Koleji diyoruz ya, Osmanlı'da Amerikan Koleji var. 80 tane lise var, 8 tane yüksek kolej var, 16 tane yatılı kız okulu var. Buralarda 30 bin öğrenci alınıyor. Bu öğrencilerin ortak özelliği Türk almıyorlar. Bakın Müslüman alıyorlar ama Türk almıyorlar. Bu var. Türk öğrenciyi almıyorlar. Sadece Ermeniler çoğunlukta bunları alıyorlar ve bunlara eğitiyorlar. Bunlara ABD vatandaşlığı veriyorlar. 163 tane kilise açılıyor burada ABD misyonerler tarafından. Ve burada mektup gidiyor. Bakın daha 1915 olayları yok. 1860'larda, yıllarda mektuplar gidiyor. Arkadaş burada Ermenileri öldürüyor Osmanlı. Ermenileri kesiyor, mahvoluyor falan. Bunun üzerine mesela şey çıkıyor. Senato, ABD senatosu bunu kınıyor Osmanlı'yı. Ama ortada bir şey yok. Hepsi yalan. Yani gerçekte hiçbir şey yok. Hatta 1896 yılında, yani daha bu olaylara, Ermeni olaylarına, 1915 olaylarına 15 sene varken, 20 sene varken Ermenilerin can kaybı var diyor. Askeri müdahale yapalım diyor. ABD, Türkiye'ye. Şimdi bu bir gerçek. Biz şimdi bunu iyi görmemiz lazım. Sanal bir şey yapılıyor. Gerçek olmayan bir yalan yapılıyor. Ve bunun üzerinden yürütülüyor. Kaçın ABD'deki gazetelere, arşivlere ulaşabilirsiniz. Baksın bunlar çok. Yani ABD 1894'te Türkiye'yi, Osmanlı'yı kınıyor. Ermenileri böyle zulmettiği için. Bizim tabii bu ABD ile ilişkilerimiz pek iyi olmadı. Hiçbir tarihin hiçbir dönemde olmadı. Ama biz bu coğrafyanın yerlisiyiz. Hep buradayız. ABD bakıyorsunuz hep dışarıdan müdahale ediyor. Bütün ülkelere müdahale ediyor. Bize de müdahale etmeyi deniyorlar bence. Tabii diplomasi iyidir. Ama ilişkiler de bir noktada kesilecekse de kesilir. Tabii biz şimdi ABD ile ilişkilerimiz nasıl işte? Stratejik ortak diyoruz. İkimiz de NATO üyesiyiz. Tabii başkan bunu diyor ama mesela Pentagon'da diyor ki bu açıklama bizim işbirliğimizi etkilemez diyor. Farklı açıklamalar var. Ben burada Türkiye'nin daha ciddi bir tepki göstermesini gerçekten beklerdim. Yani biz hep sözlü söylüyoruz, iç politika yönelik kılınıyoruz ama gerçek bir tepki ne yazık ki göremiyoruz. Evet. Ha, ama bu da şu da var. Ya gerçekten bir baktığımız zaman bu sefer sert bir şey yapsa, arkadaşlar bu işlerde böyle olmaz, biraz diplomasi lazım.
bu sefer muhalefet bunu diyebilir. Orada da orada. Böyle bir yok, onlar öyle yapsınlar. Muhalefet ondan sonra biz muhalefete eleştiririz. Merak etmeyin. Ya, burada sertleşilecek. Zaten başka bir yol yok yani. Sertleşilmesi gereken yer tam da bu yer bence. Tartışmayı hepimizin en fikir olabileceği şu gerçekle sonlandıralım programı da. Biz bırakın soykırım yapmayı. Bu vatanın hiç alakası yokken işgale gelen ancak askerlerin ya mezarlarına bile dokunmaya kıyamadığımız çok güzel bir ülkenin, bir coğrafyanın insanıyız. Evet. Soykırımla bu ülkeyi yan yana getirmek dünyada en son akla gelecek seçenek olmalı. Yani evet kendi içimizde kavga da ederiz, eleştiririz ama bu ülkenin merhameti ve vicdanı ta Kudüs'ün ya da Osmanlı'nın, Selçuklu'nun savaş zamanlarından beri dillere destan gelmiştir. Yani bu konuda evet tamamen siyasi bir çaba içinde bunun farkındayız. Ama Kerem'in de dediği gibi çok sert bir tepki olduğunda da o tepkiyi eleştirenleri de eleştirmesini biliriz diyelim. Sonra biz son bir şey göndermişler tabii bana. Gerçek çiftçilere zaten çiftçilik belgeleri verildi. Yeni alacakların çok büyük bölümü serbestçe sokağa çıkmak için talep ediyor. O da aidat alacağı için bu belgeleri veriyor diyor. Yoksa diyor 3 dönüm 5 dönüm de çiftçilik olmaz diyor. Valla. Sen de haklısın. Fıkrası var ya Nasrettin Hoca'nın. Evet, ama, herkes haklı. Şimdi programı noktaladık. Kapanma içindeyiz. Lütfen haberin sonunda da dile getirdim. Artık kendimizle ilgili kısımda da biraz daha fedakarlık yapalım. Bakın esnaf kan ağlıyor, ölüyor, bitiyor. Evet. Artık yarını görmeyle ilgili umudu kalmadı. Onlardan da biz sorumluyuz. Şu an hastanede olan, yoğun bakımda olan, yarın olabilecek insanlardan da biz sorumluyuz. Evde kalmaya mecbur kaldığımız her günün sorumlusu yine bir parçası biziz. O yüzden lütfen bu süreci aklı başında daha fedakar, daha kurallara uyarak geçirelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize mutlu akşamlar ve tam kapanmada sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.